Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, sevgili seyirciler, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Semerkant'a gitti. Konuşmasında Özbekistan'daki ekonomik olanakları anlattı. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimov karşımızda. Hangi mesajları verdi Sayın Mirziyayev? Senden alalım detayları. Evet Coşkun Özan, Semerkant'ta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 32. yönetim kurulu toplantısı düzenleniyor. Bugün 3. günü ve bugün tamamlanacak ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev bu toplantının kapanış oturumuna katılmak üzere Semerkant'a gitti ve Semerkant'ta bir konuşma yaptı. Ve konuşmadan önce ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Avrupa ülkelerinden gelen önemli yetkililer, bakanlar ve çeşitli uluslararası kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi ve birebir görüşmeler de ayrıca yapıldığını da söyleyebiliriz. Özbekistan Cumhurbaşkanı konuşmasında Özbekistan'daki son yıllarda yapılan ekonomik reformlar, yatırımlara teşvik etmek için alınan kararlar ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nın yatırımıyla hayata geçirilen projeler hakkında bahsetti. Biz de hatırlatalım, Özbekistan'da son yıllarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katılımı ve desteğiyle 129 proje hayata geçirildi ve bunların, bu projelerin maliyeti 4 milyar avroyu aşan bir maliyet söz konusu ve önümüzdeki dönemlerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katılımıyla birçok alanda yatırımlar yapılacak, birçok alanda yeni gelişmeler sağlanacak. Bunlardan en önemlisi altyapı sistemleri, enerji ve doğalgaz teminatı ve güneş enerji panellerinin oluşturulması ve birçok konularda yatırımların beklendiğini de söyleyebiliriz. Ve bu toplantı esnasında birçok uluslararası teşkilatlar ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası üyeleri olan kuruluşlarla birlikte Özbekistan hükümeti anlaşmalar imzaladı. Onlardan biri 49 milyon dolarlık kredi var ve bu krediler Özbekistan hükümeti ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası ile birlikte imzalanan anlaşmaya göre hayata geçirilecek. Özbekistan'ın uzak bölgelerinde altyapı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaşam şartlarının daha ileri götürülmesi için harcanacak. Öte yandan Taşkent'teki elektrik taminatı için de bir proje vardı ve bu proje bankanın yönetim kurulu tarafından değerlendirildi ve 300 milyon dolarlık bir danışmanlık hizmeti içeren bir anlaşma imzalandı Özbekistan hükümeti ile birlikte. Önümüzdeki yıllarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katılımıyla dediğimiz gibi altyapı ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için harcanacak projeler var ve bu projeler toplantının son metinlerinde ve son raporlarında açıklanacak ve yakın dönemde de hayata geçirilecek. Şunu da söylemek gerekiyor. Semerkant'ta bu toplantının düzenlenmesi ülkenin ekonomik imajı, ülkenin güvenlik açısından ve yatırım olanaklarının açısından önemli bir toplantıydı ve önümüzdeki günlerde bu toplantının sonuçlarını göreceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım.